Şöyle. Zaman Kabil'de monarşinin son yılları, yani hikayemiz Afganistan'da geçiyor. Afganistan'da birlikte büyüyen iki çocuğun hayat hikayesi. Emir ve Hasan. Emir aynı evdeki çok lüks, çok güllerle döşenmiş, çok parlaklı bir eve girerken, Hasan ise aynı evin kırık dökük tuğlalardan parçalanmış, her şey dökük olan bir müştemilata giriyor. Hasan ve Emir'in bu dostlukları, bu her şeye rağmen seviye farkını, kültür farkını, medeniyet farkını, dil farkına rağmen devam ediyor. Ama Emir bazen şöyle şeyler buluyor. Babasının yüksek seviyede gelen arkadaşlarının çocuklarını gördüğü zaman Hasan'ı sadece yardımcısı olarak nitelendiriyor. Ama Hasan bunlardan habersiz. Bir gün şöyle bir olay oluyor. Hasan gelip Emir'e bir uçurtma şenliğinin olduğunu ve birlikte katılmak istediklerini söyler. Emir ise bu fikrin çok güzel olduğunu ve katılabileceklerini düşünür ve katılırlar. Uçurtma şenliğinde yaklaşık 100 uçurtmanın bulunduğu bu şenlikte çocuklar son iki uçurtma kalıncaya dek kıyasıya bir mücadele verirler. Son uçurtmayı da kopardıktan sonra Hasan Emir'i o uçurtmaya getireceğine dair söz verir. Hasan Emir'e verdiği sözü yerine getirmek için uçurtmaya almaya gidince mahallemizin kabadayısı olan Asif Hasan'ın karşısına çıkar. Onu önce dövüp sonra cinsel istismara maruz bırakır. Emir ve Hasan bu dostluklarında bunları bu şekilde, hani Emir bu olanları bu sırada görüyor. Emir ve Hasan'ın bu şekilde bir dostluklarının oluşumunda Emir'in Hasan'a karşı yapmış olduğu bu şey bence çok acımasızca. Mesela ben bir arkadaşım aynı şeyi yapamazdım. Bu şekilde tepkisiz görmezden gelemezdim, göz ardı edemezdim. Kitabımızın devamında da şöyle devam ediyor. Emir Hasan'la aynı dostluğunu kuramıyor. Emir vicdan azabı duyuyor ve Hasan'ın yüzüne artık bakamıyor. Emir Hasan'ın yüzüne bakamıyor ama Hasan hala dostlukların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyor. Bilmiyor ki Emir'in başına açacağı bunları. Emir artık bu vicdan azabına dayanamayarak babasına gidip Hasan'ın saatini çaldığını söylüyor. Babasının saatini çaldığını söyleyince babası hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Hasan'ın böyle bir şey yapamayacağını biliyor. Ama Hasan'ın babası Ali, böyle bir şeye maruz kalmayacaklarını, böyle bir iftirayı daha fazla altında kılamayacaklarını öne sürerek Hazar Ajat'a gitmenin çok doğru bir fikir olduğunu düşünüyor. Aradan çok kısa bir süre geçmiyor ki Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ediyor. Afganistan'ın işgali üzerine Emir ve babası Kaliforniya'ya gidiyorlar. Kaliforniya'ya gittikleri süreçte Emir ve babasının eski görkemi, eski şatafatı kalmıyor. Artık sıradan insanlar olmaya başlıyorlar. Emir'in babası bit pazarında ikinci el eşyalar satmaya başlıyor. Ama Emir şunları hala düşünmektedir. Hasan'ın ne oldu? Hasan ne oldu? Hasan okudu mu? Hasan büyüdü mü? Aradan yıllar geçiyor. Emir evleniyor. Çok sevdiği kadından mutlu bir hayat sürerken bir gün Afganistan'dan babasının en yakın arkadaşından bir telefon alıyor. Telefonu açtığında Rahimhan ona Afganistan'a gelmesi gerektiğini söylüyor. Emir Afganistan'a gitmek üzere uçağa biniyor. İndiğinde babasının o eski arkadaşı, o görkemli, o böyle kocaman kaslı adam yerine incecik, zayıf, sonra dişleri dahi dökülmüş, sakalı saçı birbirine karışmış, öksürdüğünde mendili kanla dolan Rahimhan'ı görüyor. Rahimhan'ı böyle görmeye alışamadığı için birazcık yadırgıyor. Kısa süre sonra Rahimhan ona Hasan'ı anlatıyor. Hasan'ı sonradan bulduğunu, birlikte birçok iş yaptıklarını, sonra Hasan'ın bir çatışma sırasında öldürüldüğünü, eşiyle birlikte öldürüldüğünü söylüyor. Sonra Hasan'ın çocuğunun yetim yurduna verildiğini söylüyor. Ve o dönemde şöyle bir klasik vardır ki Asif o dönemlerde de ön plana çıkıyor. Çocukların karşısına çıkıyor. Yine çocuklara cinsel istismarda bulunuyor. Ve zavallı Sohrab da Asif'in kurbanlarından biridir. Asif'in kurbanlarıyken Emir bunu buluyor ve Asif'ten çok büyük zorluklar da alıyor Sohrab Can'ı. Sohrab Can'ı alıyor ama Sohrab Can eski Sohrab Can değildir. Eski hiperaktif, neşeli, mutlu, huzurlu çocuk değildir. Asif'in yaptıklarını Emir'in de yapacağını düşünerek böyle şeylere karşı kendini bir adım geri itmiştir. İnsanlardan uzaklaşmıştır.
Günlerin birinde emir kalkıp ona bir uçurtma şenliğinde olduğunu ve birlikte uçurtma uçurabileceklerini söyler. Sohrabcan ise bu fikri çok güzel karşılar ve ilk defa yüzünde bir tebessüm oluşur emirin eline geldikten sonra. Emirle birlikte emirin evine gelince bu Sohrab'ın hani ilk tebessümü. Aradan haftalar geçtikten sonra bu tebessümün üzerine emir daha fazla yüz buluyor ve Sohrab'a farklı şeyler almaya başlıyor. Oyuncaklar alıyor ama bunlar Sohrab'ı kesinlikle mutlu etmiyor. Onu düşündüren tek şey uçurtmadır. Aradan haftalar geçiyor. Yine yaklaşık 100 uçurtmanın katıldığı bir uçurtma şenliği oluyor. Bu uçurtma şenliğinde Emir ve Sohrab son 2 uçurtma kalıncaya dek yine kıyasiye bir mücadele vermişlerdir. Bu verilen kıyasiye mücadelenin ardından son kalan uçurtmayı da Emir ve Sohrab kopartmışlardır. Emir ve Sohrab'ın uçurtmayı kopartması üzerine Sohrab yıllar önce Hasan'ın Emir'e verdiği sözü Hasan'ın oğluna verir. Seni bu uçurtmayı geri getireceğim der. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hatalarım varsa lütfen.